gömlekten birlikte bir şey var abicim. Bu 13-14. Bu iç yağ. Evet. Biz burada iç yağ deriz. Batı'da gömlek yağı derler buna. Bunu ilk önce tabağına koyuyoruz. Bu haşlanmış pirinç sade suda. Ben pirinci normal sade suda. Evet, sade suda. Bu da sizin için özel incik etinden ayıkmıştım telefon etmenizde. Ondan yapıyorum. Bu incik eti en makbulü bu mu? Evet, evet. Yumuşacık oluyor. Yumuşacık. Gerek yok zaten yumuşamaya mı? Bu 14 saat pişiyor bu ocakta. Et 14 saat pişiyor. Evet. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? 37 yıldan ben bu işi işleyim. Maşallah. Buyurun. Burada ondan sonra son işlemleri yaparsın ocağın üstüne. Limon karar ver. Evet. Tabii isteğinize bağlı. Limon yok bazı. Yok biz tekmil istiyoruz. Buyurun. Limon sık, ekmeğe bandır, üzerine eti koy, ye. Bu normalde yapılan bir şey mi, yalnız sen ağır etmiyor? Evet. Ben onu ilk defa görüyorum. Yapan yapıyor. Kokusu buralara geldi vallahi. Muhteşem. Sağ olasın. Yalnız bu var ya, muhteşem yani. Şimdi nasıl yiyeceğiz, onu da anlatayım. Abi limon sık bunda, ekmeğe bandır. Bu şeye, ete. Evet. Ekmeğini bandır, çataldan üstüne etini koy, yut kendini. Şu lava lahmacunumuz, özellikle ekmeği ince, içisi bol. Özel bir lahmacunumuz, çıtır ve gevreye çıkıyor. Afiyet olsun. Bir soğuk su. Sustucu bir anlat bana. Şimdi ne kadar zamandır bu meslektesin? Hoş geldiniz Faruk, özellikle hatırlarınıza. Bu meslek yolunda 37 yıldan beri bu mesleğin içindeyim. Kaç? 37 yıldan beri. 37 yıl. Evet. 37 yıldan beri bu işin içindeyim. 10 yıllık işletme sahipliğim var. Yapmışlığım var. Sabah geliyoruz 4.30'da dükkanımızı açıyoruz. Akşam 7'ye kadar. Kaçta geliyorsun? 4.30'da. Sabah 4.30'da geliyorsun? Evet 4.30'da geliyoruz. Dükkan kaçta açılıyor? 4.30'da açıyoruz dükkanı. 5'te servisimiz başlıyor. 5.30 gibi servisimiz başlıyor. İlk müşteri geliş saati belli olmuyor yani kaçta gelecek? 5.30. O saatlerde müşterilerimiz geliyor. Akşam saat 7'ye yani kadar. Yani burada sen ne yapıyorsun? Beyran yapıyorsun. Beyran var sabahları, paça, çorba, katmer var. Öğlen kebap, lahmacun çeşitlerimiz var. Peki yani bu beyran, paça, çorba ve katmer sabah yeniyor. Evet, sabahları yeniyor. Erkenden yeniyor. Evet, evet, sabah. Bir sabah kahvaltı. Sabahın yemelisin yani. Ki bunu gün boyu insanı dok tutar yani. Doğru. Besleyici bir şeydir yani besleyici. Peki Harun Usta. Şimdi burada beyran tezgahım bu. Evet. Burada etler. Bu et koyun eti. İlk önce bunu kazdılar. Koyun. Gün, evet koyun eti. Bir gün önceden bunu kadar alırız kasabımızdan. İçeride şu an ayıklanıyor mesela. 3 saat bu suda, 3-4 saat suda kaldı bu. Kanlı suyunu bırakır bu. Kanlı suyunu bıraktıktan sonra bu su dökülür tekrar kemikle birlikte ocağa su çekilir konur. Sadece tuz atarak da bu kaynar, çeftinden alırız bunu. Çefte dönük bunun etin yüzünü köpüğe çıkar kaynadıkça. Onu alırız. Ya, kef yani değil mi? Evet, kef. Evet, evet. Parlak düşmesi için, lezzetli düşmesi için. Bu
burada özellikle hem etin şeyini parlaklığını şeyden tam rengini açık düşürür. Ayrıca bir tat verir yani. Hoş bir tat verir renk. Sabah saat 13-14 saat burada biz gelmeden sevişer. Sabahleyin geliyorsun bunun yağını alırım üzerinden. Hiç yağdı demiş şeyi şunu. Bu o yağ oradan bu, evet, çıkıyor. Evet. Bu o yağ sabahın gel üzerine alır bu yağı. O tekrar üst içinde suları kova kova alır, suları tezgahımıza boşaltırız. Onu da metrimizi çıkartırız, ayıklarız etimizi, tersiyle düzeriz. Şu şekilde. Bu da haşlanmış pirinç bu. Sadece sudan, tuzdan haşlanır. Bu pirincin bir özelliği var mı? Var. Cinsi? Malı bal da kullanırız. Biz balık esirden özel geldi bu pirincimiz bize. Anladım. Sonra bütün bu işlemleri yaptık. Buna geldiğimiz işlemler yapıldığımızda ocağın üstüne koruz. Bu ocak da özel ocak, evet. Ocak değil mi? Özel ocak. Bu pürmüz ocağı deriz biz bunlar. Ne? Pürmüz ocağı. Evet, pürmüz. Yani normal ocaktan 10 kat daha hızlı, daha çabuk kızdırır. Daha karlı yanar. Şey olması için. Bu da sarımsak isteyene sarımsaklı suyumuz. Biber isteyene acılı, isteyene acılı yaparız burada. Yenilerde normalde normal acılı gibiler. Sizin yediğiniz gibi. Ondan sonra müşteri masaya servisimizi yaparız. Masada da servis yapıp burada yerden müşterilerimiz de misafirlerimiz de limon veya karabiber istediği şekilde atarlar yani. Yani limon sıkarak yeniliyor. Limon isteyen tercihe bağlıdır. Bu %95'in limon sıkar yani. Peki. Gel bu maçtan ben şuraya çıkar. Gel. Bu bir gün önceden yorulur. Tepsinin içine konur. Tepsinin içine yağla birlikte dinlenmeye alırız bunu. Bu işte tepsinin içine koyduğumuz yağ. Bunu emer. Lastik haline getirir. Kolay açılması için, yırtılmaması için. Yer dışarı çıkarttığımızda da bu biraz don biraz dinlenmiş oldu. Yani şu şekilde söyleyeyim size. Mayalanmış şekilde alması lazım. Maya ama mayalı değil. Mayalı değil. Mayalı değil. Maya yok. Ama mayalanmış bunda gibi şekil oluyor. Bunda sadece su ve tuz var bunda. Ondan sonra üst tarafı yağ var. Çevir. Bu şekilde orada yani. Açar. Ondan sonra savurur hamuru. Evet. Düzgün o da ayrı savurur. Bir uzmanlık değil evet, mi? Evet evet. İnce şey kağıt haline gelene kadar savrulur. Peki. El yardımıyla bir şekilde de genişleterek de incelik daha çok incelik. Şey bir orada bir beyin kavurma gördüm o mesela. Beyin kavurma, et kavurma onlar isteyen şekilde olur yani onlar özel bir şekilde. Kişiye isteğine bağlı o bizim aslında. Menümüzde var da isteğe bağlı. Onu her adam hem misafirlerimiz yemez yani. 100 tır misafirde 10 tanesi 15 tanesi yer. Peki bir de çullama dediniz. Lahmacun. Evet. Antep lahmacun. Niye çullama diyorsun ona? Çullama denizde için her şey malzemesi bol oldu ondan. İçinin malzemesi bol oldu ondan çullama denizde. Yani. Peki o senin bulduğun bir at mı yoksa? Yok ya. Ustalarımızın zamanında koyduğu bir at o. Peki. Bir de bir et kavurma yaptın. Et kavurma. Onu biraz anlarsan muhteşem bir şeydi o da. Bu da beyran etimizden olur. Beyran biten şen etten iç yer dediğimiz etten birlikte kolun içine karabiber, kekik, kırmızı biberden birlikte kavrulur yani. Hangi yağda? İç yağda. İç yağda. Evet. Biz iç yağdayız. Başkaları tereyağı değil. Tereyağı buna olmaz. Tereyağı değil, iç yağı. Bunun özelliği iç yağdır. İç yağdı bunun özelliği. Ama sade yağ başka bir şey değil mi? Sade yağ ayrı o tatlılarda konur. Bunlar da olmaz. Bunun siz de siz iç yağ kullanıyorsunuz. Buna sade yağ, zeytinyağı, ayçiçeği olmaz. Anladım. Bunun kendi organik hayvansal yağdır. Anladım. Peki bir de sucuk da mı var? Biz müşterilere göre yapıyoruz. Biz müşterilerimiz isteğine göre yapıyoruz. İsteğine göre. Kilo da satıyoruz. Biz servis şey yok. Kendin yani. Mi yaptırıyorsun? Evet kendimiz yapıyoruz. Kendimize ait kasap sucuğu. Şöyle bir içeriği de çekelim. Çek buyurun. Ne zaman bu dükkanı bu hale yani biraz hep burada mıydın sen usta?
2011 yılında açtık burayı biz. Ama böyle değildi diyor. İlk açtığımızda küçüktü. 14 masam vardı. Şimdi 2 katlı 54 masam var. Restorasyon 8 yıl olur, restoran yapalım. Büyütelim işimi. Kendi işimi büyütelim, 8 yıl oldu.